Kısa süre önce gerçekleşen Japonya Başkanı Shinzo Abe suikasti, daha önce işlenmiş siyasi cinayetleri aklımıza getirdi. Shinzo Abe, 8 Temmuz 2022'de Nara kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yaparken el yapımı bir silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasına ve tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Yakın geçmişte John Kennedy'den Kral Faysal'a pek çok lider suikaste uğradı. Bu suikastler ülkelerin hatta bölgelerin geleceğini derinden etkiledi. Bu videomuzda Abe suikastinin hatırlattığı yakın tarihteki siyasi suikastleri inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. John Kennedy. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John Kennedy 22 Kasım 1963'te Dallas'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastin faili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald ise gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürüldü. Resmi açıklamalarda Ruby'nin Oswald'ı bireysel tepki nedeniyle öldürdüğü ve herhangi bir örgütle bağlantısının kurulmadığı iddia edildi. Kennedy suikasti üzerinden geçen yaklaşık 59 yıla rağmen hala birçok soruyu içerisinde barındırıyor. Hakkında birçok komplo teorisi üretilen suikast, Killing Kennedy isimli filmle beyaz perdeye aktarıldı. Kral Faysal 1964'ten suikaste uğradığı 25 Mart 1975'e kadar Suudi Arabistan'da krallık yapan Faysal bin Abdülaziz ülkede bir dizi reformu hayata geçirdi. Televizyonların kurulmasını, kız okullarının açılmasını sağladı. ABD'nin Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'e destek vermesi nedeniyle petrol ihraç eden Arap Ülkeleri Birliği'nin petrol ambargosu kararı almasında ve tarihte 1973 petrol krizi olarak bilinen olayda önemli rol oynadı. Kral Faysal sarayında yeğeni Faysal bin Musab tarafından vurularak öldürüldü. Park Chung-hee. Güney Kore'de yönetimi 1961'de askeri darbeyle ele geçirilen devlet başkanı Park Chung-hee, 26 Ekim 1979'da arkadaşı Kim Ji-kyu tarafından bir restoranda silahla vurularak öldürüldü. Kaynaklarda istihbarat başkanı olan Kim Ji'nin ülkeyi demir yumrukla yönettiği aktarılan Park Chung-hu, Güney Kore'ye demokrasiyi geri getirmek için öldürdüğünü söylediği belirtiliyor. Enver Sedat. Eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın ölümünün ardından Mısır'da yönetime geçen Enver Sedat, İsrail ile yakınlaşması nedeniyle suikaste kurban gitti. Sedat'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Mısır'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkeleri ile İsrail arasında 6 Ekim 1973'te Yom Kippur Savaşı başladı. Bu savaşın ardından Kahire ile Tel Aviv arasında Mısır-İsrail Barış Antlaşması imzalandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sedat, 6 Ekim 1981'de Yom Kippur Savaşı'nın 8. yılı kutlamaları sırasında düzenlenen resmi geçit töreninde sonradan İslami Cihat Hareketi mensubu oldukları açıklanan Mısır ordusu subayları Halid el-İslambuli ve arkadaşlarınca kurşunlanarak öldürüldü. Dindar Cumhurbaşkanı olarak bilinen Sedat, İsrail'i 1967 sınırı ile tanımak için Arap ülkelerine çağrıda bulundu ancak hain ilan edilerek öldürüldü. Hindistan'ın ilk ve tek kadın başbakanı olan Indira Gandhi de suikaste kurban giden liderler arasında. Suikaste geçmeden önce bilmeyenler için Sihizm'i açıklamakta fayda var. Lütfen Şiilik ile karıştırmayın. Şiilik, İslam dininin bir mezhebidir. Sihizm ise Hindistan'da ortaya çıkmış tek tanrılı bir dindir. Bu dinin mensuplarına ise Sih adı verilir. Gelelim suikaste. Gandhi, Sihlere ait altın tapınağı yapılan askeri baskının emrini verdiği gerekçesiyle iki Sih korumacısı tarafından 31 Ekim 1984'te vurularak öldürüldü. Gandhi'nin öldürülmesinin ardından Hindistan'da Sihlere yönelik saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Olof Palme. Eski İsveç Başbakanı Olof Palme, Güney Afrika'daki ırkçı rejiminin yanı sıra hem ABD hem de Sovyetler Birliği'ni eleştiriyordu. Palme hükümeti 1984'te PKK'yı terör örgütü olarak tanıdı. Palme, 28 Şubat 1986'da eşiyle birlikte gittiği sinema salonundan çıktıktan sonra arkasından yaklaşan bir kişinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Stockholm'un en işlek caddelerinden birinde eşiyle evine doğru yürüyen Palme'nin vurulduğu gün korumaları yanında değildi. Terör örgütü PKK'nın da şüphelileri arasında yer aldığı suikaste ilişkin onlarca kitap yazılırken cinayete ilişkin soru işaretleri bugün hala devam ediyor. Isaac Rabin. Eski İsrail Başbakanı Isaac Rabin de suikaste kurban giden liderler arasında yer alıyor. İsrail ile Filistin arasında barış sağlanması için gösterdiği çabalar Rabin'in sonunu hazırladı. Rabin, iki devletli çözüm girişimi için Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na imza atan isim oldu. Aynı zamanda eski İşçi Partisi lideri olan Rabin, 4 Kasım 1995'te Tel Aviv'de katıldığı mitingin ardından İsrailli aşırı sağcı Yigal Amir tarafından silahla vurularak öldürüldü. Rabin suikastinin ardından Filistin-İsrail meselesinde ikili devletli çözüm olasılığı daha da zor hale geldi ve hala